Evet gençler, ses sıkıntısından dolayı bazı videoları tekrar çekmek zorunda kalıyoruz. Bu videolardan bir tanesi. Konumuz Pisagor. Teoremi nerede olur arkadaşlar? Onu bir hatırlayalım. Pisagor teoremi olsa olsa bir dik üçgende olur. Dik üçgen nedir arkadaşlar? Bir açısı 90 derece olan üçgendir. Mesela şu gördüğünüz bir dik üçgen. Gördüğünüz gönye. Bunu biz bir dik üçgen çizmek istersek çizelim hemen bir tane dik üçgen buraya. Gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluşturdum. Dik olduğunu kontrol etmek istersem derste de anlattığım gibi açıortay diyorum. Açı ölçerle tutup bunu koyup gerektiği an kontrol edebilirim 90 derece olduğunu. Tabii daha profesyonel açı ölçerler de var. Onları da kullanabilirim. Bu basit bizim kullandıklarımızda ama yeterli olacaktır gördüğünüz gibi. Çizgiyi dayadığınız zaman 90 dereceyi gösteriyor. Şimdi biz arkadaşlar burada bir dik üçgenden bahsediyoruz. Nasıl bir dik üçgen? Dik üçgen ne demek? Bir açısı 90 derece. Şu işaret 90 derece olduğunu anlatıyor. Bu üçgenin kenarları köşelerine A, B ve C dediğimizi hayal edelim. Şimdi arkadaşlar A köşesinin burada bulunduğu açıya A açısı, A köşesindeki açıya, B köşesinde bulunan açıya B açısı diyoruz. Ve bu açının karşısındaki kenara, şu kenara A kenarı küçük a ile gösteriyoruz. Ve B açısının karşısındaki kenara da ne diyoruz? Küçük B kenarı. Dolayısıyla 90 derece olan C açısı. Burada 90 derece C açısı arkadaşlar değil mi? Yazmadık ama C açısı 90 derece. O zaman bunun karşısındaki kenara da C açısı diyoruz. Şimdi bir dik üçgen var elimizde arkadaşlar. Elimizde dik üçgen olduğuna göre bir şeylerden bahsedeceğiz. Öncelikle C özel bir kenar. Biz C'ye ne diyoruz? C hipotenüs diyoruz. Nedir hipotenüs arkadaşlar? Hipotenüs bizim için iki tane mana ifade ediyor. Bir tanesi 90 derecelik açının karşısındaki kenar. Bu bir tanesi. İkincisi ne arkadaşlar? O da üçgendeki en uzun kenar. En uzun kenar. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Biliyorduk ki en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur. 90 dereceden de büyük bir kenar olmayacaktır. Neden 90 dereceden büyük bir kenar olmayacaktır arkadaşlar? Çünkü bir üçgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Yani arkadaşlar benim bu üçgendeki A açısı artı B açısı artı C yazmıyorum yine 90 yazıyorum. Artı 90 derece eşittir 180 olmalı. 90'a buraya eksi diye atarsak A açısı artı B açısının 180 eksi 90. Bunu buraya attık arkadaşlar. 90 ve A açısı artı B açısının 90 derece oldu. Birbirlerini 90 dereceye tamamlar. Yani tümler açılar olduğunu göreceğiz. Şimdi burada A ve B kenarları içinde bir şeylerden bahsetmemiz lazım. A ve B kenarları için. A B kenarları ikisi birden. Bunlar ne arkadaşlar? Dik kenarlar. Üçgendeki dik kenarlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz dik kenarlar deyince şu 90 derecelik köşede birleşen iki tane kenara diyoruz. Biz arkadaşlar eğer hipotenüs dersek gördüğünüz şuradaki C'deki yeri uzun en uzun kenarı 90 derecenin karşısındaki şeyi kenara anlatmış oluyoruz. Arkadaşlar burada şunu da eklemek istiyorum hemen ki biz aslında bu kenarlar birer doğru parçası. Bu doğru parçasını anlatırken C ile B arasında diye ben şöyle bir CB yazabilirdim. ABC üçgeninde üçgen hangi üçgen arkadaşlar? ABC üçgeni. Hangi kenar bu? CB kenarı. Hangi harfi kullanmadım? A. O yüzden küçük A kenarı. Yani A açısının karşısı oluyor. Dolayısıyla burası B olduğuna göre B'yi kullanmayacağım. A gerçekten de bakın AC. Yani burası da aslında AC kenarı.
Dolayısıyla CD arkadaşlar AB kenarıdır. Eğer böyle kullanılırsa da biz şaşırmayacağız arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi bizim için Pisagor amca bizim için önemli bir cümle söylüyor. O önce cümleyi iyice ezberlememiz lazım. Şöyle diyor Pisagor. Diyor ki bir dik üçgende aslında dik üçgen dememize gerek de olmayabilirdi. Sebebini bakalım neymiş. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Arkadaşlar bunun ne demek olduğunu bir şurada yazmak isteseydik bu üçgende. Dik kenarlar A ve B kenarı arkadaşlar. Dolayısıyla benim için dik kenarların kareleri toplamı lazım. O zaman benim için Pisagor teoremi şöyle olacak. A kare artı B kare eşittir C kare. Dik kenarlar A ve B karelerini topladım. Dik kenarların kareleri toplamı topladım. Hipotenüsün karesine eşit. Bu da C karede hipotenüsün karesine eşittir. Arkadaşlar okuduğumuzu anlayabilmemiz gerekiyor. Çok önemli. Bununla ilgili birkaç tane ufak örnek yapalım. Hemen bu yanda yerimiz varken. Değil mi arkadaşlar? Basit örnekler olacaklar. Şimdi şöyle örnek bir. Üç, dört ise hipotenüs kaçtır? Burada benim yapmam gereken 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir hipotenüsün karesi. 9 artı 16 eşittir x'in karesi. 25 eşittir x'in karesi. Yapılacak şey her iki tarafa da karekök uygulamak. Karekök. Güzelce uyguladık bu karekökü. Ondan sonra arkadaşlar ne çıkacak? Kök 25. 5 eşittir x. İşte bu da cevabımız. Arkadaşlar her zaman böyle olmak zorunda değil. Nasıl her zaman böyle olmak zorunda değil? Onu da hemen size söyleyeyim ben. Şöyle her zaman böyle olmak zorunda değil. Yani işlemi her zaman bu şekilde yapmak zorunda değiliz. Bu 3, 4 geldiği zaman 5'ten başka bir şey olmak zorunda değil ama biz eklerken sürekli bilinmeyene iki tanesini eşitlemek zorunda değiliz. Bilinmeyenin nerede verildiği önemli. Hipotenüse verilmişse biz formüldeki hipotenüs yerine koyarız. Ama dik kenarlardan bir tanesi x verilseydi onu koyardık. Örneğin örnek 2'de. Elimizde başka bir üçgen olsun bu sefer. Yine dik olsun arkadaşlar. Bu konu boyunca dik üçgen yapıyoruz arkadaşlar. Burası 5 olsun. Burası x olsun, burası 13 olsun. Şimdi yapacağımız işlem dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesi. Hipotenüs burada 13 arkadaşlar. En büyük 90'ın karşısındaki olan. O zaman yazmam gereken denklem 5'in karesi artı x'in karesi eşittir 13'ün karesi. 25 artı x kare eşittir 169. O zaman buradaki 25'i öbür tarafa atarsak bu arkadaştan kurtulmak istiyorum. Ne olacak arkadaşlar? Hemen işlemine bakalım. X kare eşittir 169 eksi 25. O zaman x kare eşittir 144. Her iki tarafa da karekök yaparsam buraya karekök, buraya karekök. Ne olur arkadaşlar? X eşittir 12. Şimdi bulmuş olduk bir kenara daha. Bu işlemi her seferinde bilinmeyenin hangi taraf olduğu, x denen bilinmeyenin hangi taraf olduğuna dikkat ederek sürekli tekrar edebiliriz. Bir de bir kısa yolu var. O kısa yolu da yapabiliriz. Evet, bu arkadaşlar bizim birinci sayfamızdı. Birinci sayfamızı geçiyorum. Nedir bizim arkadaşlar ikinci sayfamızda işleyeceğimiz şey? Örneklerin devamlarıdır. Hemen bakalım. Örnek 3. Şimdi ben
Örnek üçü iki yolla çözmek istiyorum. Çizeyim şimdi örnek üçü buraya. Sekiz, 15x. Şimdi iki tane yol lazım bana. Biri birinci yol olsun. Biri de ikinci yol olsun. Üçgeni hatırlayalım ama. Şimdi birinci yol diyor ki dik kenarların kareleri toplamı Pisagor'dan hipotenüsün karesi. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir. X'in karesi olmalı. 64 artı 225 eşittir x'in karesi olmalı. 289 x'in karesi olmalı. Yine iki tarafa da yaptığım işlemi yapacağım. Buraya karekök, buraya karekök. 289'un karekökü neyin karesi 289? 17'nin. X karenin karekökü gitti. X. X'i buldum arkadaşlar. Şimdi Teog 1'in son konusu neydi? Karekök. Karekökü kullanıyoruz. Ama kıssadan ise şöyle yazamaz mıydık arkadaşlar? Hemen konuşalım. Eğer arkadaşlar Pisagor'la başlayalım. Eğer bizim elimizde a kare farz-ı mahal burası a idi, burası b idi, burası c idi. Demin hatırlayalım. Elimizde a kare artı b kare eşit c kare varsa c hipotenüs. Ben buraya karekök, buraya karekök attığımda şunu sakince söyleyebilirim şunlar gideceği için. C denen arkadaş karekök a kare artı b kare dik kenarların kareleri toplamıdır. Böylece arkadaşlar biraz daha hızlı çözelim. Nasıl ki şöyle hemen gösterelim. Aynı soruda ikinci yolda bakarsanız ben x eşittir. Karekök yapıp bunun karesi 8'in karesi artı 15'in karesi yapacağım. Buradaki gibi dik kenarlar gibi. Yani 8'in karesi artı 15'in karesi. Ortaya alalım ekranımı. X eşittir. Karekök 64 artı 225. Aynısı arkadaşlar. Sadece işlemi böyle yazan bir şey gördüğümüzde korkmayalım. Karekök alınmış hali 17. İki türlü de yazabiliyorum arkadaşlar. İki türlü de bunu yazabiliyorum. Evet, bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Örnek 4 yapalım. Örnek 4. Şimdi arkadaşlar, bir tane daha sorumuz olsun. Bunu da bir seferlik sadece ikinci yolla çözelim. Burası 7. Ama ikinci yolla çözerken sıkıntı yaşamayayım. Allah Allah, bakayım bir. Burasını vereyim bu sefer. 7. İki yolla da çözeyim. 25x. Şimdi bu sefer ne yazmam lazım arkadaşlar? Dik kenarların kareleri toplamı. Yani 7'nin karesi artı x'in karesi eşittir 25'in karesi. 49 artı x kare eşittir 625. Bunu atarsak bu gerizekalı buraya arkadaşlar. X kare eşittir 625 eksi 49. 50 olsaydı 575. Demek ki biraz olduğuna göre 576 kalacak. Ya 576'nın karekökünü hatırlayan biri var mı? Acaba Ateşen hatırlıyor mu? Hatırlıyor musun Ateşen? Söyle bana videoyu izledikten sonra. Tam duyduğun an hatırladın mı? X eşittir 24. Şimdi bunu aynı şekilde diğer yöntemle yapmak isteseydim yapar mıydım? Yapardım ama arkadaşlar şöyle yapmam gerekirdi. Onu size söyleyeyim. Şöyle yapmam gerekirdi. Şimdi ben bunu diğerlerinin karekökü diye eşitliyorum. Yani yazacağım şey 25 eşittir karekök 7'nin karesi artı x'in karesi diye yazmam gerekirdi ki bu yazdıktan sonra yine çözüm buraya gidiyor zaten. Hani yani bu yol ikinci yol direkt hipotenüs sorulmadığında akılcı bir çözüm değil. Direkt böyle yazmak daha iyi. Yani yine burada kare almak zorundasın ki bu karekökten kurtulmak için. O da şu basamağa gelmek anlamına geliyor. O yüzden bunu yapmamız yani eğer hipotenüs sorulmuyorsa bu buradaki üstteki yol yani bu ikinci yolu kullanmamız çok da akıl kârı değil arkadaşlar. Şimdi ilk iki sayfada dört tane üçgen gördük arkadaşlar. Dört tane üçgen, özel üçgen. Bu dört üçgeni evire çevire bütün kitaplar bize soracak arkadaşlar. Ne bu? Bazı bizim Pisagor teoremindeki bazı özel üçgenlerimiz.
Bir bunlara bakalım. Bilinen özel üçgenler diyelim başlığımız. Atlamamak için bir önceki derste anlattığım şeyin aynısı olsun diye kağıttan kontrol ediyorum. Bilinen özel üçgenler. Özel dik üçgenler diyelim. Şimdi ilk önce biz 3, 4, 5'i görmüştük arkadaşlar. Biz artık bu arkadaşa 3, 4, 5 gibi davranmayacağız. Nasıl davranmayacağız 3, 4, 5 gibi? Şöyle davranacağız. Üçgeni koyarsak şöyle. Burası 3K, burası 4K, burası 5K. En büyük 5K hipotenüsün olduğu yer. O zaman ben bu üçgeni artık 3K, 4K ve 5K üçgeni olarak bilmeye çalışırım. Ve hipotenüs en büyük olan olduğu için hipotenüsün de tam buradaki olduğunu unutmamaya çalışırım. O zaman arkadaşlar K'ya verdiğim her değer için K'ya burada çarpılıyor 3 tane K, 4 tane K, 5 tane K. K'ya verdiğim her değer için bir üçgen çıkar ve inanın bakın buraya yazdıklarımızın hepsi çıkacak. Defalarca buraya dönüp dönüp kullanacağız. Ne bu 3, 4, 5 üçgeni? K eşittir 1 için 3 kere 1 3, 4 kere 1 4, 5 kere 1 5 üçgeni. K eşit 2 için 3 kere 2 6, 4 kere 2 8, 5 kere 2 10 üçgeni. K eşit 3 için ne olacak arkadaşlar? 3 kere 3 9, 4 kere 3 12, 5 kere 3 15 üçgeni. K eşit 4 için bunlar sık gelecek arkadaşlar. Bu yazdıklarımı bilin lütfen. Hani iş olsun diye yazmıyorum. 12, 3 kere 4 12, 4 kere 4 16, 5 kere 4 20. K eşit 5 için 5 için 3 kere 5 15, 4 kere 5 20, 5 kere 5 25. Daha götürülebilir sonsuza kadar başka sayılar da konulabilir. Kafamız karışmasın. Şimdilik burada bırakalım. Belli sorular geldiğinde dönüp buraya eklemeler yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci üçgenimiz hatırlayalım arkadaşlar ikinci üçgenimizi. Neydi o? Çok spesifik bir üçgendi. 5K, 12K, 13K. 5, 12, 13 üçgeni diye de söyleyebiliriz. Nasıl olacak? Hemen bakalım arkadaşlar. Nasıl olacakmış? Evet. Bugün kamera ayarlarımızı bir daha yapıyoruz. Geçenki olaydan sonra büyük bir oynama oldu burada. Bu videonun sesini hemen dinleyeceğim. Tekrar aynı hatanın olmasını istemiyorum. Üzücü oldu. Kaç videoyu yani yükledim 5-6 tane kötü sesle sileceğim. Kaç tane de çektim yüklemedim. Bilseniz acırsınız arkadaşlar. Şimdi dik üçgeni yazarken ne diyeceğim artık? Mesela 5K, 12K, 13K dik üçgeni diyeceğim. Burada hipotenüs yine arkadaşlar burada hipotenüs en büyük kenar olan 13K. Buraya hipoya belirten H'yi yazdım. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. O zaman K'ya 1 verdiğimde 5 kere 1 5, 12 kere 1 12, 13 kere 1 13. K'ya 2 verdiğimde 5 kere 2 10, 12 kere 2 24, 13 kere 2 26. K'ya 3 verdiğimde 5 kere 3 15, 5 kere 3 K'ya 3 verdim çünkü. K'ya 3 verdim 12 kere 3 36. K'ya 3 verdim. 13 kere 3. 39. Devam edebilir. Bundan daha çok geleceğini düşünmüyorum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bir üçgenimiz daha vardı. Hemen bir önceki sayfanın üçgenleri bunlar. Bunları tek olarak değil böyle hatırlamanız ve gördüğünüzde aynı oranları da bilmeniz lazım arkadaşlar. Onları da söyleyeyim size. Şimdi konuşalım yavaş yavaş. Ufak ufak. Şuradan bir yaklaşma yapalım. Güzel. Hemen konuşalım yavaş yavaş. Burası 8K, 15K,
17K hipotenüs 17 olan 8K, 15K, 17K üçgenimiz. Bu nasıl bir şeymiş? K'ya 1 verelim. 8 kere 1 8, 15 kere 1 15, 17 kere 1 17. K'ya 2 verelim. 8 kere 2 16, 15 kere 2 30, 17 kere 2 17 kere 2 34. K'ya 3 verelim. 3, 8 kere 3 24, 15 kere 3 45, 17 kere 3 51. Bu üçüncüden sonrası gerekmez ama hani bunu da yine sonsuza kadar çoğaltabileceğimiz aşikar gözüküyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimize gelelim. O da bu konudaki son örneğimiz. Aslında daha çoğaltabiliriz. O konuda da bir video çekeceğim. Göreceğiz. Ama bu son örneğimizi hatırlayalım. Bu da ne arkadaşlar? 7K, 24K demin yaptık. 25K. O zaman 7K, 24K, 25K değil. K'ya 1 verirsem 7, 24, 25 üçgenini bulurum. K'ya 2 verirsem 7 kere 2, 14, o 24 kere 2, 48, 25 kere 2, 50'yi bulurum ve arttırabilirim. Ama arkadaşlar inanın hani bundan daha fazla ikinciden sonra gelmez. Ama şeyden sonrası gelir arkadaşlar. Yani bu buradakiler gelir. Şimdi bunu nasıl bakmanızı istediğimi şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu bunun iki katı, bu bunun iki katı, bu bunun iki katı ama dikkat edin bunu 3'e bölün 1, 4 ile çarpın bu 4. Bunu 3'e bölün 2, 4 ile çarpın bu. Yani bunun bunu oranı ya da bunun bunu oranı neyse herhangi bir üçgende bunun bunu oranı ve bunun bunu oranı aynı. Siz hangi ikisini seçerseniz oranlarsanız aynı arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken husus her zaman bu olacak. Yani bu oranları yakalayabilmeniz gerekiyor. Bilinen üçgenleri tanımlayabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar başka bilinen üçgenler daha var. Onları çalışmak için dördüncü sayfamıza geçip dördüncü sayfamızda konuyu sakince özetlememiz lazım. Nedir bunlar? Bakalım. Öncelikle arkadaşlar bir kare ele almamız lazım. Kare neydi? Hatırlayanlar var değil mi? Umuyorum herkes hatırlıyor. Kareden başlayacağız. Kare bir kere bir dörtgen arkadaşlar. Bu dörtgenin özellikleri bütün kenarlarının eşit olması yetmez bunu söylerseniz arkadaşlar. Çünkü eşkenar dörtgen de bütün kenarları eşit olan bir dörtgen. O yüzden arkadaşlar bir tür paralel kenar. Bizim açılarını da söylememiz lazım. Açıların hepsinde 90 derece olduğunu söylersek arkadaşlar kareyi anlatmış oluruz. Yani bizim A, B, C, D karemiz varsa bu kenarların hepsi eşittir arkadaşlar. Kenarların hepsi eşit. Bunlara A, 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 A. Hatırlatma açısından arkadaşlar bunu hemen söyleyeyim size. Biz burada çevreyle şeyi de konuşmak isteyeceğiz sizle alanı. Çevre toplam kenar uzunluğu demek olduğu için A 4A. Alan tabanla yüksekliğin çarpımı olduğu için A ile A'nın çarpımı A karedir arkadaşlar. Bunu hatırladık. Şimdi arkadaşlar burada yeni yeni şeylerle başlayalım. Nelerle başlayalım? Bu karenin bir amcaoğlunu çizelim. Onu yapalım, bunu yapalım. Öncelikle birkaç tane yeni şey söyleyelim size. Bu karenin arkadaşlar A'dan C'ye birleşen şeyine ne deniyor? Bakalım buna. Ve bir tane de burada var. D'den B'ye doğru. Buna. Ne deniyor arkadaşlar bunlar? Bunlara. Bunlar arkadaşlar köşegen denir. Köşegen bazı yerlerde diagonal diye duyabilirsiniz ama biz köşegeni kullanacağız. Köşegen denir. Köşegenlerin kesiştiği nokta her zaman karenin ağırlık merkezidir. Artık üçgenlerde kenar ortaya duyduk, ağırlık merkezini duyduk. Ağırlık merkezi asılsa dengede duracağı yer. Ve yine kareye özel şu kenarlar da birbirine eşittir. Bunu da ileride konuşuruz. Hatta bunlar da 90 derecedir. Köşegenleri kestiysek. Ekstra bilgi olsun size. Şimdi arkadaşlar ben buradaki ADC ya da ABC üçgenlerinden bir tanesini almak istiyorum. Alayım. Şimdi alırsam şöyle dersem dik üçgen olarak şunların dik olduğunu hepsini söylememiz gerekiyordu. Şimdi söylemiş oldum. Dik üçgen alırsak arkadaşlar deriz ki şu dik üçgende ADC, A,
DC dik üçgeninde dik kenarların karelerin toplamı hipotenüsün karesi. Yani AD'nin karesi artı DC'nin karesi eşittir AC'nin karesi. AD dediğimiz şeye biz A dedik. A kare artı A kare AC kare. Biz buna 2 A kare eşittir AC kare diyoruz. Her iki tarafa aynı işlemi yapacağım ki eşitlik bozulmasın arkadaşlar. Buraya karekök, buraya karekök. A kare kök dışına çıkar ama kök 2 çıkamaz. 2 çıkamaz pardon. Bu A kök 2 olur. Eşittir AC. Bu A'larla çalışmak istemeyen arkadaşlar için bu çalışmayı bir kere daha yapıyorum hemen. Yan tarafa. Bir tane çizgi çekeyim. Aynı şey ama. Hani aynısının boncuklusu. Biliyorsunuz benim lafımı. Şimdi başka bir kalemle yapalım biz bunu. Ne diyoruz öncelikle ona bakalım. Diyoruz ki bir tane üçgenimiz olsun bizim. Dik o. Allah yanlış oldu. Dik. Şimdi dik olduğunda ve ikizkenar olduğunda 1, 1 olsun. Buraya da x diyelim. İkizkenar olduğunda bunların 45, 45 olduğunu demin yazmadık. Burada yazalım 45, 45. Yani buraya döndüğünüzde. Bakın burası 45. Burası 45. Burası 45. Burası 45. Aynı şekilde burası 45. Burası 45. Burası 45. Burası 45. Zaten bunları yazdığınızda şu üçgene baktığınızda 45, 45 olunca bunun 90 olduğu, köşenin 90 olduğu da bağırıyor aslında yani. Onu da size söyleyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Elimizde ne var? Elimizde bir adet dik üçgen var. Ve bir Pisagor teoremi yapma şansı var. Yapalım o Pisagor teoremini. 1'in karesi artı 1'in karesi eşittir x kare. 1 artı 1 eşittir x kare. 2 eşittir x kare. Her yere aynı muameleyi yapalım. Her yere aynı muameleyi yapalım. Buraya karekök. Buraya karekök. Ne oldu arkadaşlar? Köklü kare gitti. X çıktı. Kök 2. Şimdi 1, 1 kök 2. Burada da aynısı çıkmamış mıydı? A kök 2 çıkmıştı. A kök 2 gelmişti. AC. Şimdi o zaman arkadaşlar ben bunun aynısını yan tarafa yazdığımda şöyle bir şey oluyor elimde. K kök 2. K kök 2 üçgeni oluyor arkadaşlar. K'ya 1 verirsem 1 1 kök 2. K'ya 2 verirsem 2 2 2 kök 2. 2 2 2 tane kök 2. K'ya 3 verirsem 3 3 3 tane kök 2. 3 3 3 kök 2. Böyle devam ediyor arkadaşlar ama şimdi değişik şeyler verelim. K'ya kök 2 verirsem. Kök 2 kök 2 kök 2 tane kök 2. Kök 2 kök 2'nin 2 olduğunu hatırlayalım. O zaman bu kök 2 kök 2 2 oldu. K'ya kök 3 verirsem kök 3 kök 3 kök 3 kere kök 2. Kök 3 kere kök 2 kök 6. O zaman kök 3 kök 3 kök 6. Böyle devam edebilir arkadaşlar. İstediğim sayıyı buraya yazabilirim ben. Yazarım. K'ya kök 5 yazarım. O zaman kök 5 kök 5 kök 5 kere kök 2 yani kök 10. Kök 5 kök 5 kök 10. Şimdi burada şunu unutmayalım. Şu ikisi aynı. Bu da onların kök 2 katı. Bakın bu ikisi aynı. Bu da bunların kök 2 katı. Bu ikisi aynı. Bu bunun kök 2 katı. Bu ikisi aynı. Bu bunun kök 2 katı. Bu bize neyi veriyor arkadaşlar? Onu da konuşalım. Hiçbir üçgende konuşmamıştık. Şöyle demiştik. Tamam burası hipotenüs demiştik ama spesifik açı konuşmamıştık. Burada spesifik açı konuşabiliyoruz. Bunun 45 derece 45 derece 90 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Söylemedim. Söyleyeyim. Bir tanesini söyleyeyim. Bir önceki sayfadan. 3, 4, 5'inki de spesifiktir. 3 en küçüktür. 37 derecedir. 4'ünki 53 derecedir. Bu 90'dır. Yani aslında bunu yazsaydık 37, 53, 90 yazardık. Yazmadık. Yine lise bilgisi ama lisede yani o kadar çok kullanacaksınız ki hatırlayın bugünü. Aklımızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar. Bu elimizde bizim kareden elde ettiğimiz bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin adı ne yazmak istersek?
İkiz kenar dik üçgen değil mi arkadaşlar? İkiz kenar dik üçgen. Bitti arkadaşlar. Kareden gelen iş bitti. Demek ki dörtlüye bir de şurayı eklediğimizi hayal edelim. Ben bir evvelki derste bunların hepsini aynı yere kullanmıştım. Soru çözümlerinde o kağıdı kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü o daha derli toplu. Göstereyim onu hatırlayamayanlar için. Şimdi biraz sonra şurayı anlatacağım. Şunu. Şu konuyu ama şu yaptığımız bir şey. Şu yaptığımız bir şey. Şu yaptığımız bir şey. Demin. Şu yaptığımız bir şey. Şu da yaptı. Şimdi yaptığımız bir şey. Sadece ben bunu kullanacağım çünkü hepsi aynı yerde. Burada biraz daha ikinci kez yazıyorum madem biraz daha geniş yazayım dedim. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Neymiş bu? Ona bakalım. Şimdi 5. sayfaya geldik. 5. sayfada bir yerden daha bir şey getireceğiz arkadaşlar. Ne getireceğiz ona bakalım. Eşkenar üçgene gideceğiz. Eşkenar üçgen. Evet arkadaşlar. Ne eşkenar üçgen? Hepiniz biliyorsunuz artık. Çizelim önce. Adı üzerinde kenarları eş olan üçgen. Bir illüstrasyon çiziyorum. Yani böyle olduğunu varsayıyoruz. Kenarların hepsi iki olsun. Eşit yani. Aynı kenarları gören açılar eşit. 180'e tamamlayacağına göre 60, 60, 60. Biz buna eşkenar üçgen diyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgende yaptığımız bir olay var. Bütün eşkenar üçgenlerde oluyor biliyorsunuz. Bütün ikiz kenarların ikiz olan tepelerinde oluyor. Buradan dik indiğinizde bu hem yükseklik oluyor. Hem kenar ortay oluyor. Burası 1-1 oluyor. Hem de açı ortay oluyor. 30-30 oluyor. Zaten burası dik olunca 90'a bunu tamamlamak istersen buranın 30 olduğunu zaten sen de çok rahat söyleyebilirdin. Dolayısıyla arkadaşlar elimizde bizim ne var? Bir eşkenar üçgen var. Şimdi buradaki yüksekliği bilmiyorum. H. Yani kenarları yazmadık ama yazaydık. Burası A, burası B, burası C. Şimdi A, H, burası da H olsun. A, H, C üçgenini aldığımızda bir kenara. Şu kenara alalım A, H, C üçgenini. Burası 30. Burası 60. Burası 1. Burası H, burası 2 kadar. Şimdi burada bir Pisagor yaptığımızda. Pisagor'u çok kullanıyoruz. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyorduk değil mi arkadaşlar? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. O zaman arkadaşlar bir görüntüde netlik sorunu mu var acaba? Zannedersem şöyle biraz daha iyi. Evet. Daha önceki optimum ayarlarımızı maalesef kaybettik. Biraz uğraşacağız böyle biz bulana kadar yine. Başka çaremiz yok. Bakıyordum ama. Pisagor ne diyor? Dik kenarların kareleri toplamı. Şunlar dik olan kenarlar. O zaman 1'in karesi artı h'nin karesi. 4 değil h. 2'nin karesi. 1'in karesi 1 artı h'nin karesi 4. Bu 1 arkadaşımızı buraya atarsak h'nin karesi eşittir 4 eksi 1. Yani h kare eşittir 3. Her iki tarafa aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Karekök ve karekök alacağız. Bu durumda ne olacak? Şunlar gidecek. Buradan h kalacak. Burada kök 3 kalacak. Şimdi arkadaşlar o zaman buranın kök 3 olduğunu görürsek biz bu üçgeni yaratmak istediğimizi nasıl yaratacağız bakalım. Öncelikle 1 kök 3 2 yerine ben 1 yerine k 2 yerine şey pardon kök 3 yerine k kök 3 2 yerine 2k diyeceğim. Üçgenin hatırladığım için buraya 30 60 90 olduğunu haliyle de arkadaşlar buranın hipotenüs olduğunu unutmayacağım. Şimdi k'ya 1 verirse 1 kök 3, 1 kere kök 3, 2 kere 1, 2. Ha, benim şu üçgenim verdi mi? 1, kök 3, 2 verdi. Sonra k'ya 2 verirsem. 2, 2 kere kök 3, 2 kök 3, 2 kere 2, 4.
K'ya 3 verirsen 3. 3 kere kök 3. Ondan sonra 2 kere 3 6. K'ya 4 verirsen 4. 4 kere kök 3 8. Şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ama başka sayılar verelim. K'ya kök 2 verelim. Kök 2. Kök 2 kere kök 3. Kök 6. 2 kere kök 2. 2 kök 2. Bunu görünce de tanımanız lazım. K'ya kök 3 verelim. Buradaki sihirli olan bu. Kök 3. Kök 3 kere kök 3. Aha 3. 2 kök 2 kere kök 3. 2 kök 3. Burada fark edeceğiniz bu 90'ın karşısındaki 30'un karşısındakinin 2 katı. Bak hep 2 katı. Hep 2 katı. Hep 2 katı. Bu da 60'ın karşısındaki 30'un karşısındakinin hep kök 3 katı. Kök 3 katı. Bak buradan buraya kök 3 kat ya da buradan buraya 2 katla geldik hipotenüse. Buradan buraya 2'ye böleceğiz. 2'ye böleceğiz ya da 2 ile çarpacağız. 2'ye böleceğiz, 2 ile çarpacağız. 2 ile çarpacağız, 2'ye böleceğiz. Nereden nereye gidiyorsan abicim mesele o yani. Burada da kök 3 katı diyorsan bunun kök 3 katıysa buradan buraya kök 3'e bölerek gideceğim. Yani bunları da anlamamız ve bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Tek tek yazdığımız her şey bunu çıkartacak. Elimizde artık bizim şöyle bir kağıt var ve burada 30, 60, 90'ı da eklemiş olduk. Bu tamam. Bunun dışında son sayfamıza geldik arkadaşlar. Son sayfamıza. Biraz daha etraflı oldu bu dersimiz. Daha iyi oldu. Bu da bir önceki konu anlatımlarımız. Bunları da yenileyeceğiz. Altta kalmışlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Yeni bir kağıda ihtiyacımız var. Getirdik kağıdımızı. Koyduk. Ne bu? Altıncı sayfa. Ne oluyor altıncı sayfada? Bazı diğer önemli dik üçgenleri de bilmenizde fayda var. Bu kısmı bilmeyip her seferinde yapabilirsiniz. Ama ben iyi olanlarınıza yani tavsiye ediyorum. Zehra'ya, Çağla'ya, Sude'ye, Yavuz'a tavsiye ediyorum. Bunları her gördüğünüzde bana tık diye söylediğinizde inanın gözümün parladığını göreceksiniz. Diğer önemli dik üçgenler. Diğer önemli dik üçgenler dediğimizde arkadaşlar ne yapıyoruz bakalım şimdi. Şöyle yapıyoruz. Elimize kalemimizi alalım. Bir tane üçgen çizelim. Ne o? A 2A Pisagor'la yapmanızı istiyorum bunları arkadaşlar. A kök 5. Bunun 1, 2 kök 5 olduğunu göreceksiniz. O zaman bu üçgeni biz dersek, bu anlatırsak A 2A A 2A A kök 5 daha büyük arkadaşlar. Pisagor. Hani yanlış şey yapmayın. A eşit 1 ile başlarsak 1, 2 kök 5 olur. Gerçekten bu ikisinin karelerini toplayın. 1, 4 kök 5'in karesi 5'e eşit. Evet. A'ya 2 verelim arkadaşlar. A 2 2 4 2 kök 5. A'ya 3 verelim arkadaşlar. 3 2 kere 3 6 3 kök 5. A'ya kök 5 verelim arkadaşlar. Kök 5 kök 5 2 kök 5 kök 5 kere kök 5 5. A'ya 4 verelim arkadaşlar. 4 8 4 kök 5. 4 8 4 kök 5. Burada dikkat edeceğiniz bakın bu bunun 2 katı, bu bunun yarısı. Burada da bu bunun kök 5 katı, bu bunun kök 5'te biri. Bunu karıştırmayın. Şimdi 30 60 90 üçgeninde de 2 kat olayı vardı ama orada hatırlamanız gereken 2 kat olan hipotenüstü. Hipotenüs 2 kattı. Burada 2 kat olan ikinci kenar yani dik kenar bakın 2 kat olan. Burada 2 kat olan hipotenüs yani en büyük kenar hipotenüstü. Burada ise en büyük kenar olan değil, dik kenar olan 2 kat. O yüzden ayırt edilebilir. İkinci şeyimiz, üçgenimiz bu 1 dedik. İkinci üçgenimiz A 3A burası dik A kök 10 yaparsak A
3a a kök 10'u. A eşittir 1 ile başlarsak 1, 3 kere 1, 3, 1 kök 10 yani kök 10. A eşittir 2 ile devam edersem 2, 2 kere 3, 6, 2 kere kök 10, 2 kök 10. A eşittir 3 ile devam edersem 3, 9, 3 kök 10. Arkadaşlar A eşittir kök 2 ile devam edersem kök 2, 3 kök 2, kök 20, kök 2 kere kök 10 kök 20. Şimdi kök 20'nin eşitinin de 2 kök 5 olduğunu artık görüyor olmanız lazım. Bunu göremiyorsanız bu başka bir sıkıntı arkadaşlar, habercisi. Kökü tekrar etmeniz gerektiğini habercisi arkadaşlar. Üçüncü kağıdımız, üçüncü şeyimiz özel pardon üçgenimiz. İki A, 3A, A kök 13 üçgeni. 2A, 3A, A kök 13. A eşit 1 ile başlarsak 1, 2 kere 1, pardon 2 kere 1, 2, 3 kere 1, 3, kök 13. Deneyin karelerini alın 4, 9, topla 13, karekökü 13. İşte burada kök 13 yani. A eşit 2, 2 kere 2, 4, 3 kere 2, 6, 2 kök 13. A eşit 3, 2 kere 3, 6, 3 kere 3, 9, 3 kök 13. Arkadaşlar devam edelim. A eşittir. Ne diyelim? Kök 6 diyelim. O zaman ne olacak? 2 tane kök 6. 3 tane kök 6. Kök 6 ile kök 13. 6 kere 13. 78. Kök 78. A eşittir kök 13 olsun. 2 tane kök 13. 3 tane kök 13. Kök 13 ile kök 13. 13. Bu takibi yapabilirsiniz. Yani bunu 2'ye böl 3'te çarp. 2'ye böl 3'te çarp. 2'ye böl 3'te çarp. Hep bu oluyor. Bunu 2'ye böl kök 13'te çarp. 2'ye böl kök 13'te çarp gibisinden. Yani oran hiç bozulmuyor arkadaşlar. Kaçta çarpacaksınız? Dördüncü üçgeni de şöyle yazalım arkadaşlar. Başka yer kalmadığı için buraya yazmak mecburiyetinde kalacağız. Şöyle olsun. Dördüncümüzde. Bunları çoğaltabiliriz. Hani başka şeyler de ekleyebiliriz. Bırakacağım burada. Diğer derste anlatmışım. A5A 25 1 26 A kök 26. Yani çok iyi olduğum için yapmıyorum. Kolay bir yöntem var arkadaşlar. A 5A A kök 26. O zaman arkadaşlar A eşittir 1 ile başlarsam 1 5 kere 1 5 bu da kök 26. A eşittir 2 ile başlarsam 2, 5 kere 2, 10. Bu 2 kök 26. A eşittir 3 ile devam edersem 3, 5 kere 3, 15. 3 kök 26. 3 koyduk yerine. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha fazla gerek yok. Bu yani çok nadir gelir ama bu diğerlerinin özellikle yukarıdaki ilk üçünün çok geldiğini gördük. Hele hele ilk yazdığım en çok geliyor. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Dik üçgenler bu kadar. Bu şeyleri yaptıklarımızı eğer unutmaz iseniz sizin için iyi olacak. Sorularda da bu kağıtları kullandığımızda ehemmiyetini anlayacaksınız. Geçmiş olsun gençler.